Şimdi Avrupa müsabakası var Barcelona ile. Çok önemli bir maçımız var. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İçeride inanılmaz bir atmosfer olacağından eminiz. Bugünden itibaren o maça hazırlanacağız. Umarım bu zorlu maçı en iyi şekilde geçiririz. Aynen, tempo sürekli artıyor. Maşallah diyelim. Çünkü Barcelona'da muhteşem işler yaptın keza bugün de öyle. Sen kendini nasıl görüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Ben eksiklerimi sürekli analiz eden biriyim. Onun üzerine de çalışıyorum. Eksiklerimi kapatma adına. Son iki maçtır da benim için ve takım için de oldukça iyi gidiyor. Umarım hem kendi adıma hem de takım bu çıkışı devam eder. Aynen. Tabii ki 4 günde çok yorucu bir tempo yaşadınız. Bu maça mental olarak nasıl hazırlandınız? Zor olmadı mı? Bir de Perşembe yine çok zor bir maç var. Neler düşünüyorsunuz Perşembe ile ilgili de? Evet. Aslında çoğu kişi bizim İspanya'dan böyle bir sonuçla döneceğimizi düşünmemişti. O maça çok iyi hazırlandık. Öyle bir maçtan sonra derbiye hazırlanmak tabii kolay değil ama sonuçta derbi. Biz de Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Bu maçları kazanmamız gerekiyor camia adına. Takım olarak çok iyi motive olduk. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Erken ama Taylan, Barcelona, Neukamp'tan sonra o skoru aldıktan sonra hayal kurmaya başladınız mı? Biz oraya giderken de hayalimiz vardı. Biz oraya teslim olmaya gitmemiştik. Onu sahada da gösterdiğimizi düşünüyorum. Nou Camp gibi bir yerde Barcelona deplasmanında oynayabilecek belki de en iyi oyunu oynadık orada. Tabii ki umutluyuz. Ne olursa olsun rakibimize saygımız da var. Sonuçta Barcelona dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Oradaki iyi oyun, iyi sonuç bizi aldatmasın ne bizim ne taraftarımızı aldatmasın. Aynı şekilde aynı özveriyle burada da iyi oyunla istediğimizi alırız umarım. Hala taraftarlarla alakalı düşünüyor musunuz? Çünkü sonuçta şöyle bir durum vardı. Avrupa dönüyor olan Galatasaray ama ligde kendini veremeyen bir Galatasaray vardı. Sen neler söylemek istiyorsun şu aşamaya baktığımızda? Çünkü Avrupa dönüşünde kazanan bir Galatasaray var. Tabii Galatasaray'da oynuyorsunuz. Her zaman şampiyonluğa oynarsınız. Bu sezon o açıdan istediğimiz gibi gitmedi. Normal tabi taraftarın beklentisi çok yüksek. Aynı şekilde aslında bizim de o şekilde beklentimiz yüksekti ama ligde istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa'da yine kulüp kültürüne alışık bir yer olduğumuz için orada yine çok farklı bir motivasyon var. Orada şu ana kadar işler iyi gidiyor. Sezonun geri kalanını da en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.